Sevgili izleyiciler, bugün Keşan Otogalericiler Sitesi Başkanı Sayın Göksel Aktaş ile birlikte Keşan Postası'nda ben Erdoğan Demir. Dün de Serdar Dinçer ile birlikteydik biliyorsunuz canlı yayınımızda. Bugün de canlı yayın konuğumuz Sayın Göksel Aktaş. Sayın Aktaş, 13-15 Haziran tarihlerinde bir otogalericiler ikinci el fuarı düzenlenecek. Bu konuda ve galericilikle ilgili, otogalerileriyle ilgili izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? Buyurun efendim. Evet Sayın Demir, öncelikle teşekkür ederim bana da yer verdiğiniz için. Ticaret Odası Başkanımız Sayın Mustafa Eroğlu önderliğinde o bize biraz destek verdi bu konuyla ilgili. Evet. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Özcan yer tahsis etti. Sayın Çoban Odası Mahmut Başkanımız da bize öncülük etti. Sağ olsunlar, biz de 13-14-15 Haziran Salı, Çarşamba, Perşembe günleri Keşan Belediyesi Açık pazar yeri kompleksinde böyle bir ikinci el oto alım satım, ikinci el araç fuarı diyeyim, öyle diyeyim, bir fuar düzenledik. Umarım inşallah iyi olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 20 firmalarla katılıyoruz. 20 firmalarla katılıyoruz. Yaklaşık 100 araç, 100 tane ikinci el araç. Bunun içinde traktör var, kamyon var, kamyonet var, otomobil var. Katılmayı planlıyoruz. Bu bölgemizde bir ilk Erdoğan Bey. Evet. Bölgemizde bir ilk olacak inşallah. İnşallah bunu daha devamlı getireceğiz. Her yıl, yapmayı planlıyoruz. Evet, her yıl yapmayı planlıyoruz. İyi olacağını düşünüyorum. Sayın Aktaş, bir de şunu soracağım. Otomobil tutkunlarına neler söyleyeceksiniz? Bölgemizdeki ve sadece Keşan firmaları mı katılıyor? Belki gelecekte bunu da daha genişletmeyi de düşünüyor musunuz Sayın Aktaş? Şimdi Sayın baştan ilk önce sadece Keşan otogaraj evet. Sitesi olarak yapıyoruz. Evet. Sadece sitemizin Anladım. Esnafı, sitede bulunan esnaflar evet. Katılacak. İlerleyen günlerde belki daha büyük pazar olarak atıyorum İmsal'a, Enes, Keşan böyle açabiliriz. Evet. Şu an bir ilk deneyimiz olduğu için. Başka ilçelerde de gelecekte bunları da yapabiliriz. Daha edebiliriz. İl ve ilçeler. Evet. Onları da edebiliriz. Orada yapılabilir. Bayileri daha edebiliriz. Sıfır evet. Arasından araçlar daha edebiliriz. Belki daha genişleterek, genişletip şu an götürebiliriz. Evet. Bu bir ilk olduğu için ilkini yapalım dedik, başlayalım dedik. Sağ olsun büyüklerimiz destek çıktılar. Böyle bir çalışmaya başladık. Peki buradan çağrı hem olsun otomobil tutkunlarına neler söyleyeceksiniz Sayın Aktaş? 13, 14, 15 Haziran Salı, Çarşamba, Perşembe günleri tüm otomobil sevenleri, otomobili ilgilenenleri maksat alıp satmak değil, görmek olsun, gelip görsünler. Mutlaka ziyarete bekliyoruz. Hazır sizi bulmuşken bir de otomotiv sektörünü değerlendirecek olursak, otomotiv sektöründe durum nedir Sayın Aktaş? Bunu da sizden alabilir miyiz efendim? Şu an Sayın Aktaş, şu an otomotiv sektörü çok yavaş. Muharrem Ramazan ayındayız. Bizim biliyorsunuz Ramazan ayına girdiğimizde insanlar bir kendini hemen bir geri çekiyor. Ama genelde 20-25 binlik araçlar bu ara biraz daha revaçta. Sıfır araçlar aldı başına gitti, ÖTV'ler yükseldi. Rakamlar, fiyatlar yüksek. O yüzden şu an genelde 20 bin, 30 bin tercih arabalar daha iyi tercih ediliyor. Evet. Ama piyasalar genel olarak durgun. Şu an ikinci otomotiv sektörü olarak durgunluğu yaşıyoruz. Efendim son olarak artık sanırsam başka bir mesajımız varsa onu da alalım. Dinleyenlerimize, izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz Sayın Aktar? Son olarak tüm halkımızı, bölge halkımızı yapacağımız ikinci elde şenlik var. Sloganımız var, ikinci elde şenlik var. Tüm halkımızı bekliyoruz. Salı günü açılışımız var. Saat öğlen gibi, saat 2 gibi. Açılışımıza davet ediyoruz. Tüm halkımızı, bölge halkımızı davet ediyorum. Bu arada yaklaşan Ramazan bayramını kutluyorum. Tüm müşterilerimizin, Keşan halkımızın. Ramazan bayramı kutlu olsun. Sahura kadar değil mi? İftardan sonra da yaklaşık gece 11'e kadar da orada olmayı planlıyoruz. Yani gece saat 23'e kadar açık olacak. 23'e kadar açık olacağız. Evet. İftardan sonra iftar açan arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu, bölge halkımızı bekliyoruz. Peki efendim, bugün bizleri kırmadınız. Yayın konuğumuz olduğunuz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Hayırlı işler efendim. Rica ederim.